Yeni Haber'den merhabalar. Bugün esnafla ilgili konuşmak istiyorum. Bugün aylardır kapalı olan restoranlardan, kahvelerden ve kafelerden bahsetmek istiyorum. Neden derseniz, pandemi başladı. Öncelikle sosyal mesafeye uyalım veya uymayalım. Öncelikle kafeleri kapattık. Öncelikle restoranlar kapandı ve kafeler kapandı. Ve bir nebze de olsa yasaklarla birlikte pandemiye bir çözüm bulunmaya çalışıldı. Çözüm oldu mu? Oldu gibi. Bunu da önümüzdeki günlerde tabii bilim kurulu değerlendiriyor. Ve bilim kurulu değerlendirdikçe ekonomi de can çekişiyor. Yani burada suçu bilim kuruluna bulmak istemiyorum. Burada bilim kuruluyla beraber toplumun her kesiminde fedakarlık yapılacaksa herkes eşit oranlarda yapmalı. Eğer kurallara uyulacaksa Türkiye'de herkes uymalı. Yani birileri kurallara uyar, birileri uymazsa işte orada uyanlara haksızlık olmuyor mu? Bunu sormak istiyorum. Ve bu soruyu da neden soruyorum? Çünkü son günlerde gerçekten belki restoran sahiplerine belli bir kirasını, giderini, elektrik faturasını karşılamak için para verildi. Son geçen haftada İzmir Konak ilçesinde kahvecilere 350 TL, bakın 350 TL, belki aylık elektrik faturası değil. Verilsin mi, verilmesin mi tartışması Konak Belediye Meclisi'nde gündem oldu. Sanki çok büyük gündemmiş gibi. Ya kardeşim, kahveci esnafına 350 lira verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Yani çok büyük para veriyormuş gibi o paranın tartışmasını AK Parti ve CHP grubu kendi içerisinde tartıştılar. Ve tabii verilecek. Peki buradan bir soru sormak istiyorum. Pandemide o kahvelerde, o lokantalarda garson olarak çalışan ve şef olarak çalışan yüzlerce, binlerce insan vardı. Onlar ne oldu peki? Onlara kim yardım etti? Ne oldu yani? Peki pandeminin şimdi birinci versiyonu, ikinci versiyonu ve tekrar bir versiyon daha tartışılıyor. Peki yine mi kapalı kalacak? Yani bu kahveler, bu restoranlar kapalı mı kalacak? Kapalı kalacaksa adalet nasıl sağlanacak? Neden adalet? Çünkü İzmir'de duyuyoruz ki bazı yerlerde değişik şekillerde restoranlar, çay ocakları belli yerler açık. Yani artık onları siz de görüyorsunuzdur sevgili Ege'yi izleyenleri. Yani değişik taktiklerle iş yerini açanlar var. Veya kemer altında büyük bir Türkiye çapında firmanın işte yerini açtı. Kimileri diyor ki ya o paket servis yapıyor. Tamam, diğerleri de paket servis yapıyor. Ama paket servisi yapılan yerlerde de uzun kuyruklar, oradaki beklemeler ve bunlar hastalığa bir neden olmuyor mu? Bunun için geçenlerde yine kahveci esnafıyla, yine esnafla konuşurken onların somut talepleri var. Nedir somut talepleri? Diyorlar ki eğer bu ülkede kongreler yapılıyorsa, bu ülkede belli yerler açıksa, yılbaşında bütün oteller açık mıydı? Açıktı. Kayak merkezleri açık mıydı? Açıktı. Bunların restoranları açık mıydı? Açıktı. O zaman onlar da diyor ki biz işletmelerimizi HES koduna göre müşteri alalım. Bankalar açık öyle yapmıyorlar mı? Veya resmi daireler HES kodunu uyguluyorlar. Oraya giriyorsun. Onlar da diyor ki HES koduna göre alalım. Ve belli sayıda insan alalım. Belli sayıda. Yani eğer burası 50 kişilikse biz 20 kişi alalım. Masaları sık koymayalım.
İkinci talepleri, bizim birikmiş vergi borçlarımız, SSK borçlarımız var. Bunların da yapılandırdık. Bu yapılanmanın ödeme son günü de maliyede bu ay Şubat'ın sonu, işte SSK'da da Mart'ın sonu. Bunu ödeyecek gücümüz yok. Onun için bu hak ettiğimiz haklarımız ölmesin. Bununla ilgili milletvekillerinden ve siyasilerden rica ediyoruz. Önlem alınsın veya bir çözüm bulunsun. Üçüncü istekleri, onlar diyor ki biz evet kredi kullandık. Bankalardan ve değişik yerlerden borçlandık. Şu anda borcumuzu borçluyoruz. Evlerimizi sattık, birikmiş ne varsa onları sattık ama kalmadı. Şu anda ne bankaya ne kooperatiflere veya değişik yerlere ödeyecek, esnaf kefaleti ödeyecek bizde çare kalmadı. Bunlar düzeltilsin. Ve dördüncü bir yönü de birkaç esnaf basmanede ve değişik yerlerde de rastladım. Kardeşim, biz sicil affı istiyoruz. Neden? Çünkü sicilimiz bozuldu. Biz yakınlarımıza başkasının üstüne kredi çektirme işinden de artık insanlar korkuyorlar, bize yardımcı olmuyorlar, birbirimize yardımcı olamıyoruz. Yani insan insanın karısı kocasına kibir olmuyor diyor lokantacı esnafı. Öyleyse çözüm yine siyasilerin elinde. Çözüm parlamentoda, çözüm tabii ki yetkililerde. İşte buradan biz de diyoruz ki eğer tekrar yasaklar gelecekse veya bu yasaklar döneminde kafeler açılmayacaksa, kahveler açılmayacaksa, restoranlar açılmayacaksa çözüm bulmak zorundayız. Ve çözüm bulunmalı. Çünkü okullarda yüz yüze eğitim başladı ama hala onlar kapalı. Bunun için bir çare bulmadan onları da kapatmak, çaresizliğe mahkum etmek ve onları kapatmak biraz da insafsızlık oluyor değerli izleyenler. İşte biz de esnafın sesi olalım dedik. Bu sesli köşede esnafın sorunlarını dile getirdik. Siyasilere buradan duyurulur. Çözümler sizin elinizde, sorunlar bunlar. İyi günler diliyorum.